Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyene Muhammed. Selamünaleyküm değerli kardeşlerimiz. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden 6.'sı Hazreti Talha radıyallahu anh. Fil tarihinin 29. yılında hicretten 24 yıl önce kainatın iman beşiği olan Mekke'de doğdu. Büyük bir nasip içindeydi. Kendisi 11,5 yaşındayken Müslüman oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın eliyle İslam dairesine alındı ve gönül dudaklarıyla iman tasından kelime-i tevhid nurunu içti. Hazreti Talha'nın radıyallahu anh lakapları Talhatul Hayr, Talhatul Cüddür. Bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından takılan bu lakaplar, bazı gazalardaki başarıları ve gösterdiği kahramanlıklar üzerine verilmiştir. Çocukluğunda da dürüstlüğü ve yiğitliğiyle tanınıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin savaşlarda hep ön saflarında yer alan, halife seçimine memur şura ehlinden olan değerli bir zat. Hazreti Talha, daha genç yaşında ticaret maksadıyla seyahatler yapıyordu. Bir defasında Basra'ya gitmişti ve orada Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiğini duydu. Dönüşünde hemen Hazreti Ebubekir'le görüştü. "Ya Ebubekir radıyallahu anh, duyduklarım doğru mu?" "Evet," dedi. "Onun hakkında ne biliyorsun?" "O Allah'ın Resulüdür ve bizi hak dine davet edendir. Yani atalarımızın dinini bırakacak mıyız?" dedi. "Evet." "Nasıl?" deyince, "O Allah'ın son Resulüdür ve alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bizi bir olan Allah'ın dinine davet ediyor." Hazreti Talha, "Öyleyse beni ona götürür müsün?" dedi. Hazreti Ebubekir, bu ateş parçası delikanlıyı Allah Resulü'nün huzuruna götürdü. Hazreti Talha, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın güzel bakışlarının ışığı altında sanki eridi ve iman etti. Kelime-i şehadet okuyan Hazreti Talha, İslamiyet'e can atanların ilklerinden oldu. İslam'ı kabul ettiği anda, Kureyş müşrikleri kanlı pençelerini ona da takmaktan geri durmadılar. İslam'ı kabul ettiği o mutlu demlerde, onu iple bağlayıp eski dinine döndürmek için ellerinden geleni yaptılar. Fakat o küçük yaşına rağmen aslanlar gibi kükredi. "Beni öldürseniz de dinimden dönmem." Kâfirler, Hazreti Talha'nın bu kükreyişi karşısında apışıp kaldılar. Onun gönül fideliğinde artık iman yeşermişti. Hazreti Talha artık bütün günlerini kainatın efendisiyle geçiriyor ve ondan nur devşiriyordu. Mekke'de geçirdiği devir son derece sessiz geçmişti. Kendisi yine ticaretle meşgul oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hareket buyurduğu zaman Hazreti Talha bir ticaret kervanıyla Şam'a hareket etmişti. Nihayet uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Medine'yi nurlandırdılar ve artık ebedi olarak orada kaldılar. Hazreti Talha Şam'dan döndüğü zaman ebedi hayat müjdecisinin Medine'ye hicret ettiğini anladı. O andan itibaren ticaret kervanındaki bütün mal ve servetini bir yana bırakarak Efendimiz'e koştu ve Medine'ye yerleşti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Talha'yı Hazreti Ubeyd bin Ka'b radıyallahu anh ile kardeş yaptı ve kendisi de Medine'de yaşamaya başladı. Bedir'den başka bütün gazalarda bulundu. Şam'a vazifeli olarak gittiğinden Bedir gazasında bulunamamıştı. Bedir gazasında bulunamamasına rağmen Allah'ın Resulü onun ganimet hissesini ayırmış, bu suretle Bedir gazasına iştirak etmediği halde
onun bütün ecir ve sevabını kazanmıştı. Ve Uhud gazası. Hicretin 3. senesinde olan Uhud gazası, Müslümanlar için büyük bir imtihan demiştik. Hazreti Talha radıyallahu anh Uhud'da kendisini Allah Resulüne siper edenlerdendi. Büyük kahramanlıklar gösterdi. Müşriklerin hedefi Efendimiz aleyhisselamın öldürülmesiydi. Eğer o ölürse İslam kökünden kazınacaktı. Onun için Efendimiz'e oklarla, kılıçlarla, gürz ve taşlarla saldırdılar. Öyle ağır bir gündü ki ne kadar kafir varsa hepsi Allah Resulüne hücum ediyor. Her taraftan oklar yağmur gibi yağıyor. Sanki taşlar bir tüfeğin içinden çıkmış saçma gibi her yana yetişiyor. Allah Resulü'nün çevresinde etten ve kemikten bir duvar var. Lakin o kadar çok taş atılıyor ki Efendimizin mukaddes yüzü yaralanıyor. Ve ardından dişi şehit oluyor. Tam bu sırada müşriklerden biri kılıcını Allah'ın Resulüne havale ediyor. İşte o anda Talha radıyallahu anh hemen kendi elini bu darbeye hedef yapıyor. Yeter ki peygamberine bir şey olmasın. Elini feda ediyor. İşte bu yüzden bir eli sakat kalıyor. O sırada bir kılıç da başına geliyor. Uhud'da aldığı yaralar 80'den fazla olduğu halde yerini hiç terk etmiyor. İki zırh giyinmiş olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yüksekçe bir yere çıkarmak için omuzlarını onun mübarek ayaklarına basamak yapıyor ve oradan Peygamberimizin dağa çekilmesi için yardım ediyor. Elbette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Talha'nın bu müthiş muharebede gösterdiği akıllara hayret veren kahramanlığını takdir buyuruyor. Bütün sahabiler bu özveri ve kahramanlık karşısında hayran kalıyor, içlerinde gözyaşlarını tutamayanlar oluyor. Uhud'da kendisinin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demişti: Uhud gününün en büyük adamı Talha'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennetle müjdelediği Hazreti Talha radıyallahu anh, Uhud gazasından Mekke'nin fethine kadar devam eden gazaların hepsine katıldı. Rıdvan biatinde Efendimiz'e biat edenler arasında bulundu. Canını, malını, kanını, bütün varlığını dini için sebil etti. Hangi gazve olursa olsun, Efendimiz aleyhisselamın yanında olanların arasında illaki o da vardı. Tebük gazası için Efendimiz sahabilerine hazırlanmalarını emretmişti. Herkes bu nur serpen orduyu teçhiz etmek için elinde, avucunda ne varsa maddi olarak hepsini veriyordu. Hazreti Talha bu işte de şanına layık şekilde hareket etti. Elinde, avucunda ne varsa hepsini getirip, "Ey Allah'ın Resulü, alınız, bunlar Talha'nın Allah ve Resulüne hediyesi," dedi. Kainatın efendisi tebessüm ederek, "Ey Talha, sen feyyazsın," dedi. Hazreti Talha başına konan bu gökler dolusu saadet karşısında inci gibi yaşlar döktü. Enbiyanın ekmeli, kevn-ü mekan temeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesinde veda haccındaydı. Hazreti Talha bu veda haccında Efendimiz'e refakat etti. Can kulağıyla dinledi. "Ey insanlar!" diye başlayan muazzam hutbeyi gözyaşları içinde dinledi. Yine Resul-i Ekrem'le beraber tekrar Nur şehri Medine'ye döndü. Fakat artık ruhunda bir hicran ateşi yanacaktı. Çünkü Allah'ın sevgilisi hastalanmışlar, bu fani alemin veda yokuşundan ebediyet aleminin gerçekler sabahına geçeceklerdi. Bu ayrılık, bu hasret, Hazreti Talha'nın gönlünü alev alev yakıyordu. Ve risalet güneşi cihan ufkunda battı.
bütün alemler karanlıklar içinde kaldı. Cihan günleri ateş şimşekleri gibi yakıcı hale geldi. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Allah hay la yemut. İşte Peygamber Bülbülü Bilal radıyallahu an Allah Resulü'nün defninden evvel son ezanı okuyor. Gözlerden sakalına yaş iniyor, herkeste büyük bir sessizlik. Sonsuzluk Nebisi'nin mukaddes kabrinin başında sahabeler yaşlı gözleri kara toprakta. Bir insanın vefatı hiç kimseyi bu kadar etkilememiş, üzmemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ebediyet alemine geçişlerinden sonra hidayete ermiş ümmetin başına Hazreti Ebubekir geldi radıyallahu anh. O da ümmet gemisini kainat deryasında saadetle yüzdürüp kurtuluş sahillerine demir attı. Hazreti Talha Efendimizin devrinde olduğu gibi Hazreti Ebubekir devrinde de bütün gücüyle bu mukaddes davayı savundu. Hazreti Ebubekir de bütün önemli işlerinde mutlaka Hazreti Talha'nın fikrine başvururdu. Yıllar ne çabuk geçti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın da sayılı günleri bitmek üzereydi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da bu fani dünyadan göçmüş, yerine halife Hazreti Ömer radıyallahu anh gelmişti. Hazreti Talha da hak ve adalet güneşi Hazreti Ömer'e biat edenlerin ilklerinden ve savunucularından oldu. Hazreti Ömer de her hususta Hazreti Talha'ya müracaat eder, onun bilgi ve tecrübesinden istifade ederdi. Hazreti Ömer'in aldığı birçok kararın etkili olması için var gücüyle çalıştı. Bütün ömrünce destek oldu. Lakin Hazreti Ömer radıyallahu anh da suikaste uğrayınca 6 kişilik halife adaylarından biri olarak Hazreti Talha gösterilmişti. Hazreti Talha radıyallahu anh kendi namzetliğinden feragat etmiş yani çekilmiş oyunu Hazreti Osman'a vermişti. Haya ve edep incisi Hazreti Osman radıyallahu anh devrinin ilk yarısı tatlı bir sükunet içinde geçti. Zira o zaman sahabede tanınanların çoğu hayattaydı. Daha sonraları sahabiler bu fani alemden ebediyet alemine birer birer geçmeye başladılar. Onların yerini yeni bir nesil aldı. Bu yeni nesil elbette sahabiler gibi olamazdı. Onun için Hazreti Osman'ın son 6 yıllık devrinde bazı karışıklıklar meydana geldi. Hazreti Talha bütün gücüyle halifeyi destekledi. Onun masum olduğunu biliyordu. Ne çare ki müfsitlerin kör olası gözü bir defa dönmüştü. Artık hiçbir şey fayda etmiyor, tüm kapıları kapatıyorlardı. Ve nihayet olan oldu, Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edildi. Hazreti Talha bu cinayetten haberdar olduğu zaman gözyaşlarını tutamadı. Halifenin şehit edilmesine karşı bir şey yapamamış olmanın üzüntüsünü yaşadı. Hicretin 35. yılında Hazreti Osman radıyallahu anh'ın cenazesi henüz evdeyken Allah'ın aslanı ve Evliyalar Sultanı Hazreti Ali keramallahu veçeh halife seçildi. Sahabiler Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyr'in reisliğinde toplandı, oy birliğiyle Hazreti Ali'yi halife seçtiler ve ona biat ettiler. Hazreti Talha radıyallahu anh halifeye biat ettikten sonra Hazreti Osman'ı şehit edenlerin derhal cezalandırılmasını ve idamlarını istemişti. Lakin bunların başka bir zamana ertelenmesinden çok kırılmış ve Cemel vakasında Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha tarafını tutmuştu. Müfsitlerin İslam dünyasını karıştırmaları sebebiyle olan bu yürekler dağlayıcı hadise Hazreti Talha'yı da can evinden vurmuştur. Aynı hadisede
Hazreti Ali tarafından kendisine aralarındaki eski dostluk, kardeşlik, karşılıklı hak hatırlatılmış ve o zaman cenkleşmeyi bırakmışsa da atılan bir okla şehit edilmiştir. Bir cilve-i Rabbani olarak bu değerli insanlar böylece ebediyetin gerçekler sabahına ermişlerdir. Çarpışma sona erdikten sonra Hazreti Ali radıyallahu anh ölüleri tek tek gezerken Hazreti Talha'nın kanlı naaşını gördü ve iman aynası berrak yüzündeki toprağı elleriyle silerek gözyaşları içinde şöyle dedi: "Ya Talha, yıldız dolu bu semanın altında seni toprağa verili görmek bana çok acıdır. Keşke ben 20 yıl evvel öleydim de bugünü görmeyeydim." Bütün ömrü boyunca mukaddes dinin ihtişamı için çalışan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir safta kılıç sallayan, o mukaddes varlığı kendi vücuduyla kalkan halinde koruyan bu sahabi, şu fani alemin veda yokuşundan sonsuzluk alemine dudaklarında pırıldayan ilahi tebessümle geçti. Ölümünden 20 yıl kadar sonra kızı rüyasında babasını görmüştü. Babası Talha radıyallahu an şöyle diyordu: "Kızım, mezarımın bir köşesinden sızan su bana eza veriyor. Beni buradan çıkar da başka bir yere göm." Onca seneden sonra gördüğü bu rüyaya oldukça şaşırmıştı kızı. Yoğun uğraşlar sonrasında karar alındı. Bunun üzerine mezarı açıldı. Cennette müjdelenen sahabiyi yatağında ve uykudaymış gibi sapasağlam ve onca yıl geçmesine rağmen hiçbir noktası çürümemiş halde buldular. Yalnız o rüyada belirtildiği gibi yan taraftan sızan sudan vücudunun bir noktası yeşillenmiş o kadar. Derhal bir başka yere naklettiler. İşte ölüp de ölmeyenler. Rabbimizin buyurduğu gibi, Allah yolunda öldürülmüş olanlar için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz anlayamazsınız. Şehit sahabeyi su sızan mezardan çıkarıp başka bir yere gömdüler. Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hakkında, "Talha, yeryüzünde yürüyen bir şehittir. Cennette benim komşularım Talha ile Zübeyir'dir." demiştir. İşte 11 yaşından 60 yaşına kadar din aşkıyla, peygamber aşkıyla alev alev yanan ve yeryüzünde yürür şehit gibi gezen büyük sahabi. İşte saffet ve hakikat yatağı haline gelen kalpler, işte ömür ırmağını kevserleştirip cennet havuzuna akıtan bir iman eri. Hazreti Talha radıyallahu an çok seviliyordu. Ahlak itibarıyla yüksek bir zattı. Malını, mülkünü birçok defa İslam'a harcadı. Bütün gönül kapılarını herkese açmıştı. Yoksullar, yetimler, dullar, yolda kalmışlar hep birkaç kişiye giderlerdi. İlk gittiklerinden biri de oydu. Allahu Teala'nın ona verdiği malı yine Allah yolunda harcıyordu. Hem cömert hem de konukseverdi. Medine'ye gelenler rahatlıkla onun evinde misafir kalırlar, her türlü izzet ve ikramı görürlerdi. En önemli özelliklerinden bir tanesi, kendisi ziraat ve ticaretle meşgul olduğundan, daha o küçük yaşlarından beri evet büyük bir servet sahibiydi, lakin kendisi para toplayan, cimri ve depo edenlerden değildi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anha validemize 100.000 dirhem mehir biçmişti. O zamana kadar bu derece yüksek mehir biçerek nikah akdetmiş olan kimse olmamıştı. Sade bir hayatının olduğunu, gösterişten hoşlanmadığını biliyoruz. Allahu Teala
derecesini âli eylesin. Cennette kendisiyle görüşmeyi cümlemize nasip buyursun. Amin. Allahu Teala siz dinleyen kardeşlerimizden razı olsun. Sürçülisan ettik, affola. Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.